İyiyim ben, sizi sormadım. Çok iyi değilmiş ya. Hayırdır, merhaba. Şimdi bize bu rahatsızlıkla verenler, bir kişi dadamağa başladı. Gece yarısı penceremizin dışında kadının pancurunu açıyor, demirken diyor, duş yaptıktan sonra falan. Nasıl bir önlem alabilirim? Eşiniz ne diyor bu duruma? Polise telefon edeceğim diyor ama polise biz çok gelemedik. Siz niye hiç gelmiyor buraya? O hasta değil ki. Tamam olsun, ben yavrumla da görüşme yaptım. Geliyoruz bu arasına. Gelmiyor ama. Buna... Uçak var mı buradan? Yok. Ben onunla konuşabilir miyim? Telefonla konuşabilirsin. İstersen. Olur, bu 0315 sizin numaranız değil mi? Eşinizin numarası var mı burada? Yoktur, ben şimdi hatırlamıyorum ama bulurum. O 334-26-27. Ne yok, numara? Yok, o ev numara. Evde açar mı? Ev kapalı artık. Ha, yok. Ben işte arayıp burayı telefonu bırakırım. Olur. Ben bir görmesem. Necdet Türk'e? Benim kardeşim. Hı. Şimdi bu olaya nasıl bir önlem alabiliriz? Çünkü polise telefon etsek hemen kaybolacak ve bunlar her şeyi biliyormuşlar. Kim onlar? Bu bize bu şeyleri dayatamaz. Neyi dayatamazlar? Yani ben her gün bu insanların baskısını hissediyorum yani. Bu da beni aldığı davaya düşürmek için tekrar. Bu insanlar kim ama? Kim? Baştan beri ilk davama neden olanlar başta. Yani bu parkını zorluyorlar ya. Hı-hı. Onlar kim demek? Madamdalar. Bir sürü madamdaları var. Yani kişiler olarak tanıyorlar mı? Hayır, bunlar böyle birilerini seçip birilerin olay gibi. Benim görüşüm oldu. Fakat niye kullanmadınız? Polisle çok denedik biz. Ben bu kadar önce bir eşinizle görüşmek istiyorum. Yani öyle bir yardım olabilir mi bu kurumdan ki polise bir yok çağrı getirelim ki şey olsun, polise... koruma olsun. Anladım. Biz arama yapmıyoruz. Bu sizin meseleniz, siz arayabilirsiniz. Avukatım diyor ki hiçbir şeye girişme, hiçbir dava açmam diyor. Çünkü bunlar bana 5-6 dava yapıyor. Bana uyurken Tanju'nun zorladılar. Ben uyuyordum. Dün de gelmiş, bu yeni babamdı. Böyle sürekli yeni senaryolar yapıyorlar. Hanımı ben onun gizli çekime çektim, yayınladım. Hanımı da yapmaya çalışıyor. Senin için geldim falan filan. Telefonu diyorsun. Benim telefonum yok. Eşiniz bunu böyle kayıtlanıyor mu orada? Yok, yok. Yok. Nasıl görüşürsünüz eşinizle? Öyle görüşürüz. Şöyle yapalım. Kardeşinizle işte, anlatmayı bitirmedim ki. Gel bir babamdı oraya. Karımlarıydı. Sonra ben çektim onu, yayınladım, anlamış gibi kayboldu sonra. Hanım da kovdu zaten. Ertesi gün duş aldıktan sonra yine gelmiş, saat 1 yani. Açmış pancarın onun üretken diyor. Ben yürüyorum. Yarın tekrar gelecektim ya bu gece. Bunları sorduğunu size eşim mi anlattı? Eşim anlattı ve bu olayları çok yaşadık yani biz gelenlerle. İlginç bir durum. Yani sizin eve dadansınlar? Niye bizim evin etrafına pisliklerle dadanıyorlar? Bugün de vardı. Çok dönüyorlar. Hayır, hayvan pislikleri. Bugün de kabuz oluyorsun. Yani bu bir toplum gibi yere saldırıyorlar. Bunları Necdet'e gelir mi? Necdet Bey oralarda yaşamıyor. Bence herkes. Nerede yaşıyor? Herkes biliyor. Necdet Bey nerede yaşıyor? Onun yukarıda neydi onun ailesine? Bir mahalle var yukarıda. Pek size gelmiyor. Matoğlu. Hayır. Bir şeyde çalışıyor. Tuzla'da.
sabahları işine gidiyor, geliyor. Şöyle yapalım, siz bugün eve gidince gidin, arayın burayı, eşiniz yanınızda olsun, ben eşiniz yapalım. Şeyde sormadın mı? Onu da konuşacaksın. Laş aldın mı? Lajımızı aldın mı diye sormadın mı? Haberimiz var herhalde. Ne dedi? İlaç alamadıyorum. Almadınız mı ilacınızı? Alamıyoruz ki. Sigortamı kesmişler. Burada bir problem olabilir mi? Burada ilaç yazdıramazsınız. Yazdıramıyoruz işte. Ne zaman da ilaç kullanmıyorsunuz? Araya yaklaştık. Sigortamı da düzeltirim. Düzeltirmeye çalışıyorlar da olmaz sanırca. Vallahi bilemiyorum ama olmaz. Almanız lazım bir bedelden. Ne kullanıyordunuz? Kosta. Miktardan kosta. Kaç milyon? 50 milyon. O iğne değil değil mi? Ha, iğne var. Başka? Başka yok. Zaten miktardan kosta. O da çok pahalı yani. 300 dolarmış tanesi. Ayda 2 kez 600 dolar ediyor. Biz sigortasız alamayız. Onun işte orada bir problem çıkar mı diye onu sormana geldim. Bir yerde de kullanmıyorsun. Kullanamıyorsun yani yazılmıyor ki. Geldim 6 tane yazdım. Eczaneye gittim. Numarayı bulamadılar. Sonra arattırdık tekrar burayı. Yaptılar. Bir tane verdiler. Tekrar geldiğimde sigortam bitmiş dediler. Alamıyoruz. Bir de elinizde gidince eşinizle bir konuşun olur mu? Sözcüğü aldınız. Bir sonra teyzemle eşinizle beraber geçelim. Numaranızı alayım. Yok, burayı aran. Tamam. Bunu verdin o zaman. Evet. Tamam. Nasıl bozdun? Besleyen varsa onu telefon istiyor hanımdan. E-mail var mı, oraya gönderelim? Neyi? Telefon numarasını. Bekleyin bir dakika. Dilek Hanım. Dilek Hanım'a söyleyeyim. Tamam. Hadi geliyorum. Bir dakika. Yani buraya gelmeyeyim diyor. Sigortamızı halledin diyorum. Arkadaşları görmeye gelir mi? Sigortamızı halledin diyorum. Ha. Uğraşıyoruz. Benim için de önemli çünkü emeklilikle alakalı. Emeklilikten önce sizin tedavinizle alakalı olan bir şey bu. Evet. Bakın iki ay, bir aydır almamıştınız iğne. Çok kötüydü. Daha da artabilir, yatışa doğru gidebilir. Ben... Yatış yapacağız. Yok şimdi şey yapmayacağız. Zaten sigortamız yok. Tamam. İlerleyebilirim diye düşündüm. Ne şekilde ilerleyebilirim? Hastalığımız ilerleyebilirim. Bu insanlar saldıra saldıra öfkeye getirmiş mi? Nasıl?
bu anlattığım olaylar bastırıla bastırıla beni öfkeye getirecek. Karıma öfkeyizlik yapacak. O şekilde ben öfkeye gelince değil mi? Ben biliyorum. Plan odur. Kesinlikle. Ne oldu gözünüze? Bir şey mi kaçtı? Yandı derken acil verden yandı. Kafa var, acil var. Göz damlası yok mu? Hemen temizler onu. Ben de gidiyorum. Ne kadar dokununca o kadar çıktı. O kadar uzun uzun. Peki bu kötüye gitme olayı nasıl oluyor? Nasıl? Hastalık onun daha önce siz atamandığınızda ne olmuştu? Ne mi olmuştu? Hiçbir şey olmadı. Sadece polis geldi. Muayene gideceksin dediler. Yatırdılar. Olamadı. Yine aynı şekilde bu şeytanlıklarla bastırılıyorduk. Öfkeyle ara sıra bağırdım, çağırdım bir kere onlara. Öfke artabilir. Öfke. Herkes öfke. Merhaba. Merhaba Hüseyin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Evet, ne olamıyor musunuz bu sürede? Olamıyoruz. Sigortamızı kesmişler. Nasıl olmuş o iş? Sigortam ödenmemiş. Çünkü işi bıraktık. İflas ettik. Tamam oğlum. Size hallettirmeye çalışalım. O sırada hallettirmeye çalışıyorum. Evden ilaç verelim. Hanım ayıp kadın avukat uğraşıyor. Sadece iğne alıyoruz değil mi? Komple. Onun yerine elimde tam olarak o ilaç yok ama benzer etkinlikte bir şey vereceğim size. Tamam mı? Peki onu biz mi ödeyeceğiz ya? Hayır, bunu ücretsiz vereceğiz. Elimizde muadili var çünkü. O yüzden. Tamam mı? Akşamları iki tane alacaksınız. Sabah yok, sadece akşam iki tane. Tamam, teşekkür ederim. Bir sıkıntınız olursa acile başvurun lütfen. Orası çünkü ücretsiz olduğu için söylüyorum. Sizi yine rahatsız etmeye devam ederseniz bunlar... Rahatsız etmeleri 24 saat her gün devam edecek. Tamam, bundan daha çok rahatsız olduğumuzda bir acile olayım. Böyle baskı yapmamaları için yardım edin. Kim var? Yani karının odasına girip sandığı açık kamerayı temliyor duştan sonra çıplak halde. Kim yapıyordunuz? Açıkan deli gönül bu durumlara düşürenler. Eşiniz nerede sizin şimdi? Eşim yok. Eşim nerede? Zeynep. Kim tanıyor musunuz peki siz bu insanları? Bu insanları tanıyorum, komşularımız,
bütün bunları silen ve özellikleri her yere kedi dayatmak. Kedi mi? Toplazman için. Bulaştırmak için. Evet, kaç komşu kanserden falan üç hastalıklardan öldü, o kadar yayılmadım dedim, bakın her gün pislik döküyorlar adamların ne, öldürecekler kalıcı kanser, öldü gitti, hiçbir işlem olmuyor. Bizim de elimizin önünde buradan dayatım var. Şu an biraz kestiler, çünkü yayılmadım, kaymadım. Bu sabah yine kabulüm yani. Böyle bir baktırıyoruz. Ben bu şeylerin zararlarını biliyorum. Araştırdım. Buraya gelmeden önce biliyordum. Yine yapıyorlar. Polis, belediye her yere koşturdu. Bu işlere son verilmek için hiçbir işim yok. Ve suçlu bulunan ben oldum. Bu durumlara düşürüm. Onlara bir şey yapmak geliyor mu için? Yani böyle bir düşünceler oluyor mu hiç? Ne yap? Bu durumdan kurtulmak için şöyle yapayım, böyle yapayım. Benim yapacağım bir şey yok. Sadece pisliklerini uzaklaştırmak tek yapabileceğim bir şey. Benim kolum bağlı burada yani. Bir de magandalar dayatıyor. Kaç bıçaklı saldırıya uğradım, kaç linçe uğradım. Şimdi de gelmiş kendilerine maganda dayatıyor. O öyle bir kendilik için. Peki şey soracağım. Bunlar ilaçları bırakmanızla bir ilişkisi olabilir mi? Hayır, neyin nasıl bir ilişkisi yok? Bir sürü ilaç kullanamıyorsunuz. Bir aydır falan kullanamıyorsunuz. Değil mi? İyi olamıyorsunuz. O kadar değişik. Tabii ki her gün her gün 24 saat. Aynen. Her günde belki 5-6 kez böyle senaryolar düzenleniyor yani. Bunlar bir kuşumuz yok ki. Kimse bizim anlayacağı da yok. Polis veya herhangi birisi bize arka çıkacağı yok veya doktorlar. Biz hala devam ediyoruz işkencelere. Tamam, biraz bir bekleyin bakalım. Benim bir Dilek Hanım'la size nasıl yardımcı olabiliriz diye bir konuşalım. Ben işte Dilek Hanım'a önemli. Eğer dedim bu kurumun belli bir gücü varsa belki bir polisle alakalı bir kuruma geceleyin oraya koyabilirim. Tamam, bunu, nasıl yapabilirim? Çünkü bunun bakalım. Sonu kötü. Dedi, cebisi şeydir bir şey. Dedi, silahlı yani. Ben de bıçaklı saldırılara uğramış bir insanım. Sopalı saldırılara. Siz yapar mısınız peki öyle bir karşılık? Nasıl bir karşılık? Onların yaptığı gibi. Yani benim buraya düşme nedenim böyle sarıldım. Kolumdan tutan hayvanlarla iki kişi Pataküte girişirken ben bir tane buldum. Kendini yere bıraktı. Kapakası çatlağı raporu çıkardı. O yüzden ben buralardayım. Aynı böyle. O ne zaman oldu? Senedir. Çok önceden. Tamam. Bir bekleyin. Biz bakalım Dilek Hanım'ın size nasıl yardımcı olabiliriz diye bir konuşalım. Tekrar çağıracağım sizi. Tamam mı? Tamam. Yardım olan için bir polis kurulması da bilmiyor. Belki. Bir bakalım konuşalım da nasıl bir destek çıkabiliriz. İşlerini duyuyorsunuz yani. Buradan tek hasta olabilecek bir kişi vardı. Bu millet böyle düşürüyor insanları. Karşısındaki bina belediyenin böyle apartmanından bir tane var kediler için. Kediler bahçede. It's all about cats. Sanki bilmiyorlar yani. Kardeşimin telefon numarasını gördü bilgisayarda. Sanki havalarımı görmüyorlar. Önümdeki telefonum binanın önüne geçince çalışmıyor. Frekans. Evet, inanın bana bunlar dalam hakkında en ince detayını biliyor. Yaptıkları işlemi bakıyorum. Kabızım, şişim,
abdestten önceki iş, namazdan sonrası dıştaki iş, şimdi de. Geldim. Kardeşinizle konuştum. Yani ilaç alamadığınızı, sigorta probleminiz olduğunu söyledim. Onunla ilgili sizin sigortanızı nasıl düzeltilebilir, kendisi ilgilenecek. Bakacak hem süreci hızlandırır. Bir yandan da sizinle birlikte acile gitmesini söyledim. Acile. Çünkü siz enjeksiyon yapamıyorsunuz ya bir aydır. Acilse yaptırabilirsiniz. Bir tane doktorun görmesi gerekiyor. Şu an işlem yapamadık gördüğünüz gibi. Bu doktor işlem yapamadı, sigortası yok diye. Ben dedim kardeşimiz sizinle birlikte bir acile gidecek. Hap vermiş. Ama dedi ya o iğneyle aynı hapta yiyip. Bu biraz daha koruyacak ama sizin acile gitmeniz gerekiyor. Kardeşimiz sizi götürecek. Tamam mı? Onunla birlikte gidin. Sigortayı ya da yaptığınızda görevler buraya gelir. Bu kuruma konmuş şeytanın yok etmeyen, şeytanın kullanıldığı ve batan halindir. Çünkü o ilaçlar son derece pahalı. Bu kurum, bu şeytan tezgahının içindedir ve yönetenler de o pisliklerdir. Hiçbir şüphe yok. İçeri afiyet olsun. Sağol abi. Abi iyi günler. İyi günler. Ha bu günler beni biraz daha var. 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 Ha bu
Ben artık bir şey vermedim ya. Tekrar bir şey biraz ver. Hadi istedim tekrar. Kim o? Artık. Amca oturdu ya. Amca anne. 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 Anlıyorum ben, bunu abi. Anlamıyorum. Yeniler de var burada. Herkes iyi değil mi? Köpek gibi zaten. Koronadan korona. Korona var. Tamam, korona da yine var. Ben de tamam. Ben de geldim, sizde varsa benimle de olur. Neden yemeden gitti? Buradan ilaç alamıyor musun? Alamıyorum, bilmiyorum, gideceğim, konuşacağım. Ne olalar mı? Ben de söylemiyorum, mutluyum. Hep aynı yolda gidiyorum. Sigorta var, ben de sigorta var mı? Sigorta mı var? Yaz var mı? Güzel miyim? Kaçın sene bekliyorum, sen seyirsin de, her şey bakarsın. Tamam. Başlayacağız. Evet. Diyorsun ki ben bunu geçtim.
Bizi haftada bir gün yiyelim. Sen ne yapıyorsun? Evet. Ne falan yok. Ya Adam oraya gitti. Evet. Aynı çalışabilir. Adam pazarına gitti. Buraya başlamak. Salı günleri geliyordum yani ben. O başlamadan. Yani maç yapıyorduk ya salı akşam günü havaları iyi olurdu. O da gitti şimdi top oynuyor. Ne Mert geliyor. Ne Efka geliyor. Ne Atakan geliyor. Şöyle geldi. Yalnız. İlaç yazdırıp buradan ilaç yazdırıp gidiyor. Atakan'la görüşsek belki ayarlar be. Kim? Atakan. 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 Yok yok. Yok ben öyle mi sevmedim ya. Yani maç olsa oynanıyor ben de seviyorum yürek da. Yürek kaldım. Yürek kaldım. Pantolonların hepsi yırtıldı. Ne? Sağlam için. Pantolon kalmadı. Zilenci gibi geçiyor. Sen hiç bir olmadı o akrabalık çocuğunu. O tehlikeli alın ya. Tehlikeli. Bence bir tehlikeli ama. Uzanmaz mı? Ama ya sen bir tane yanına gördün mü? Merhaba. Annem de ben sik diyemiyorum ya. Yok sik ya ya baksana da. Çok. Benim maddeydi bak. Yeni hoca mısın? Ben stajyer öğrenciyim size. Nasıl daha önce görmedim ben? Çok sık uğramıyorum. İlaçta yazdıramıyorum. Arkadaşlarım gibi. Sen niye ilaç yazdıramıyorsun? Biz ortam kesildim. Yeşil kartı falan geçtiniz yine asasını. Onu işte görüşüyorum. Avukatımla uğraşıyorum diye halletmek için. Hı hı. Herhalde emeklilik almanın için lazım. Tabii canım. Başka bir sorun olabilir mi? İyi yap. Ara sıra da gel. Ara sıra böyle. Ara sıra geleyim. Arkadaşları pazartesi, salı, çarşamba günleri ben buradayım. Arkadaşlarım da burada. Gelirsiniz beraber etkinliklere katılırsınız. Çok uygun şeyler yok. Öyle. Spor var değil mi? Da tekstiler. Oyun falan oynarız. Güzel oluyor. Küçükken katıldım okudum. Sonra gittikleri o masaların gençliğindeyken gördüğümüzü başım üstüne düştüm o zaman ben de korku mu oluştu? Hiç dans ettim. Hayatımda dans ettim. Siz travma yaşamışsınız. Ama eski çalışırken biraz kaçırdık. Benziyor yani. Musunuz o zamanlarda? Tren kullanıyor musunuz hala? Yok. 10 sene bir ağzıma tekrarlar. Hanım bir şey buldu buradan, dedi ilaç gibiymiş, vodkalı şey. Geldim doktora sordum, ilaçlarla beraber olmazdı. Tabii ki olmaz. Ama geçen günde burada rastladığım ilaç yazdıran birini gördüm. O sormadan yaptı. Yoksa ilaçlarla beraber alkol kullanmak çok zararlı. Kendine zarar. Tabii canım. Düşünsene de bir yanda sizin vücudunuza iyi gelecek ilaçlar alıyorsunuz, öteki yanda vücudunuza zarar verecek alkolü. Vücudunuzun dengesi çeker. Bana anlatma, yurt dışında kalıyordum, arkadaşım öyle öldü ya. Ben yaştayım ya, 22-23 yaşında ilaç almış, yani. Üstüne alkol. Siz benden daha iyi biliyorsunuz o zaman. Öyle bir şey mi? Ölçü, hafif bir ölçü. Marazit öldürüyor. Şey mi? İlaç mı? Vodkalı bir ilaç öldürüyor. Vodkalı ilaç yoktur. Talih edilmiş onu. Yok öyle. Alkol falan hiçbir şey ilaç değildir. O takmış o şeyleri. Rusya'da her şeye taşıyor.
burundan mı alıyor? Değil, öyle şey yok. İçinde alkol bulunan herhangi bir şey ilaç olamaz. Ama ısıtıyor, güzel ısıtıyor. Yani evet ama... Senin dolaşımını sağlıyor. Evet, ben çok yerde okudum bir bardak... Çok yüzgün insanlar evet vücut için iyi ama çok çok az şeyler. Zaten Kur'an'da da yazılıyor yani. Yararı da var, zararı da var. Yani ben dini boyutuma çok girmek istemiyorum ama alkol çok fazla alındığı zaman çok zararlı. Evet, tabii ki biliyorum, beyin hücrelerini öldürüyor. Peki. Bu kanıtlı bir şey. Aynen öyle. O yüzden bıraktım. Bakın hasta olmaya bakın. Akıl için aptallaştırıyor ya. Soğuk değil mi? Düşünüyor musunuz? Allah'ın burası bir şey yok. Yeah.